Arkadaşlar hepinize merhaba. Burak abiyle ben Pullu'da kamp yaptık. Hangi ürünleri kullanıyoruz ve burası hakkında size çok güzel bilgiler vermek istiyoruz. Bu yüzden bu videoyu çektik. Çok kısa hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak Pullu'daki hizmette siz evden hiçbir şey getirmenize gerek yok. Daha doğrusu şöyle, çadır, masa, elektrik, buzdolabı buradan temin edebiliyorsunuz. Ama biz daha öncesinde kamp yaptığımız için sürekli çoğu malzemeler bizde mevcut. Biz kendi çadırımızı, yatağımızı, yastığımızı, yorganımızı, her şeyi kendimiz getirdik. Ama burada öncelikli olarak hangi ekipmanların temel olarak bulunması gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere şöyle bir sıralama yapmak istiyorum. Decathlon'dan almış olduğumuz çadırımız mevcut. Arkadaşlar bu çadır gerçekten çok güzel. Yağmur geçirmiyor, güneş geçirmiyor. Ama bir tek eksisi şu yönde. Yani hava sirkülasyonu bir tık daha iyi olabilirdi diyorum. Ama kalite olarak gerçekten muazzam. Geçen sene fiyatı 350 liraydı. En son gördüğümde 450 lira olmuş fiyatı. Özür dilerim, 470 olmuş fiyatı. Fiyatı sürekli artıyor. Bir an önce temin etmenizi öneririm. Ve ben geçen sene kamp malzemesine çok fazla para vermek istemedim. Yatak almadım. Altına kendim battaniye, yorgan getirmiştim. Sabah kalktığımda her yerime taş girmiş, çarpılmış gibi uyanmıştım. O yüzden kesinlikle Decathlon'dan hava yatağınızı almanızı öneririm. İnanılmaz rahat bir ürün. 3 kişilik ama 2 kişi çok rahat uyuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an biraz benim odam dağınık, kusura bakmayın. Şimdi sizlere söylemek istediğim, biz gelmeden önce en çok neye dikkat ediyoruz? En temel ürün neler getiriyoruz? Onlardan çok kısa bir liste yapmak istiyorum. İlk olarak bizim için en önemli şey buzdolabı arkadaşlar. Buzdolabımız çok güzel bir ürün. Sıcak havalarda soğuk su tüketiminde 10 numara oluyor. Elektrik yoksa buzu dışarıdan temin ediyoruz. İçine buzu dolduruyoruz. 2-3 gün bizi idare ediyor çok rahat bir şekilde. Bu yüzden buzdolabı en önemlisi. Ama buradan da buzdolabını temin edebiliyorsunuz. Günlük ücreti var. Fiyatı sürekli değiştiği için o yüzden güncel fiyatını bilmiyorum. Değişebilir. Bilginiz olsun. Daha sonrasında en önemli şey sandalye. Arkadaşlar Decathlon gerçekten 10 numara ürünler yapıyor. Bu videoya Decathlon sponsor değil arkadaşlar. Size onu söyleyeyim. Ürün gerçekten çok kaliteli. Burak abi bunu 4-5 yıl boyunca kullandı. Asla kırılma, yamulma olmadı. Şimdi daha sonrasında ben yine ucuza kaçmak istedim. Diğer markalardan, ucuz markalardan kullanmak istedim. Yemin ediyorum bir günde ila 1-2 saat sonra ürün ikiye bölündü. O yüzden sakın ama sakın Decathlon'dan başka ucuz dandik ürünlere yönelmeyin arkadaşlar. Decathlon şu an gerçekten 10 numara kaliteli ürünler yapıyor fiyat performans olarak. Daha sonrasında kullanmış olduğumuz ekipmanlar tüp. Arkadaşlar tüp yemek yapmak için 1 numara. Gerçekten sabah kahvaltısında yumurta, patates kızartması ve diğer akşam yemeğini çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Küçük bir piknik tüpü kesinlikle şart. Daha sonra kullanmış olduğunuz ürünlerden bir tanesi masamızı zaten bahsetmiş miydim? Bahsetmedim. Masamızı geçen sene almıştım. Migros'tan almıştım. 80 liraya almıştım fiyatı. Masa ve sandalyeler şart arkadaşlar. Çünkü çadırınızı kurduktan sonra dışarı dinlenmek için masa ve sandalye kullanmak istiyorsunuz. Hangi ürünleri kullanıyoruz başka? Bu tarz piknikte kullanabileceğiniz portatif bardak, tabak, çatal, bıçak, bu tarz portatif ürünler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve çok rahat, yıkaması da kolay oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar en önemli ürünlerden bir tanesi ip. İpi getirirseniz eğer deniz kenarında kamp yapacaksanız çamaşırlarınızı çok rahat bir şekilde kurutabiliyorsunuz. İp çok önemli. Aklıma gelen başka ürünlerden ise ışıklar arkadaşlar. Şimdi kamp yapacağınız yerde eğer elektrik varsa bu tarz ışıklar kullanabilirsiniz. Akşam otururken hava aydınlık, mis gibi sohbet edebiliyorsunuz, birbirinizi görebiliyorsunuz. Ama tabii ki en önemli ürün, bunu söylemeyi unuttum, üçlü priz. Uzatmalı üçlü priz gerçekten inanılmaz iş görüyor. Aşağıda elektrik hattı mevcut arkadaşlar. Zaten biz prizimizi getirmiştik, buradan çektik. Bu yüzden telefon bataryası bittiği an direkt şarja takıyoruz. Çadırımızın içinde gerekirse 10 numara çok kaliteli bir şekilde oluyor. Üçlü prizi kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ekstra kullanabileceğiniz ürünler olarak da hamak arkadaşlar. Hamağınız varsa bu tarz çadırınızı önünüze çok rahat bir şekilde kuruyorsunuz. Keyfinizin tadını çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar bir de çöplerinizi sakın ama sakın doğaya atmayın. Şu şekilde çöplerimizi kullanıyoruz arkadaşlar. İki tane çöp poşetimiz varmış bu arada. Çöp poşeti çok önemli. Şimdi size tavsiye vereceğim. Biz kampa gitmeden önce ilk olarak kağıda hangi ürünleri eksik,
onları tek tek yazıyoruz. Kesinlikle ürünleri yazın arkadaşlar. Çünkü o kadar fazla malzeme olduğu için insanlar unutabiliyor. O kadar yol gidiyorsunuz ve unuttuktan sonra keşke onu da getirseydim, niye yazmadım falan. Pişmanlıklar olmaması için ürünleri tek tek yazarsanız aldığınız her ürünü arabaya koyduğunuzda çizik atarsınız üzerinize. Ona göre çok güzel bir şekilde kampınızı gerçekleştirirsiniz. Aynı şekilde alışveriş de önemli. Hangi malzemeler, hangi yiyecekler eksik, onları tek tek kağıda yazın. Ona göre üstüne çizin. Ona göre eşyalarınızı, itemlerinizi tamamlayın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çok güzel kampla ilgili videolar gelecek. Gitmiş olduğumuz yerleri tanıtacağım. Pullu gerçekten ben beğendim. Tuvaleti de, banyosu da güzel arkadaşlar. Burada yaklaşık 250'ye yakın bir çadır var. Çok kalabalık evet. Ama hizmetleri güzel. Tuvalet sürekli temizleniyor. Benim için en önemlisi bu zaten. Diğer insanlar için de çok önemlidir eminim. Buraya gelip rahatlıkla kampınızı gerçekleştirebilirsiniz. Söylemek istediğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir şey, aklınıza takılan bir soru varsa eğer yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Balık av videolarımız devam edecek. Kamp videolarımız devam edecek. Çok güzel video çekeceğime eminim. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da canlı sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sizlere çok kısa bilgiler vermek istiyoruz arkadaşlar. Şu an Anamur'da pulling... Pulling... Pulling...